Merhaba Levent Bey. Merhaba Melike. Bugün gelirken ne fark ettim biliyor musunuz? E, birlikte 5. ayı doldurduk. Bugün itibarıyla e, 6. ayın ilk programını yapıyoruz. Kadınlar ben tarihlerde de. iyidir. <laughs> e, nasıl geçti geçiyor sizce? Evet bence ben hakikaten bu kadar uzun süreceğini beklemiyordum programların. Birkaç ay yapar herhalde sonra bırakırız diye ama iş ciddiye bindi. Bir de ben size sonradan eklemlendim. Evet, Siz sonradan çok ekledim. daha önceden başlamıştınız. başladınız. Bizimki nereden baksan onay oldu. Ağustos'un sonuna başlamıştık. Ağustos'ta. Bu işin adı bindi diye bir fıkra var biliyor musun? Adamın bir tanesi e, yolda giderken ezan, teravih namazı ezan okunuyormuş. İçinden bir namaz kılmak gelmiş böyle. Hiç de bilmiyor teravih namazın uzunluğunu, teravih namazı nasıl bir şeydir. Bildiği de değil. Oğluyla beraber. Oğluna diyor ki sen şöyle bir kapının önünde beş dakika bekle ben diyor. Bir içeri gireyim iki dakika namaz kılıp çıkayım sonra gidelim diyor şeye. Yemek yiyelim diyor baba annesiyle. Annesinin hazırladığı yemeğe. Adam giriyor, bir kılıyor, iki kılıyor. Terafi namaz olduğu için 20 rekat. Uzun bitmiyor. 1, 2, üç, 5. Çocuk geliyor alttan çekiyor ya. Baba hadi annem diyor yemek soğudu diyor. Adam böyle arkasına dönüyor. Olma diyor ki oğlum diyor. Galiba hoca diyor bu işi inada bindir. <laughs> sen git annene söyle diyor. Siz yemeği yiyin. <laughs> bizimki galiba şeye bindi. inada bindi öyle gidiyor. Sen de hafta sonu tatile gidiyorsun. Evet. İki program yokum sadece. Evet. Sonra geleceğim. Bakalım sen nasıl yapacağız? Ne? Pazartesini bir de... Ee, çarşamba, çarşamba günü. İki gün. Evet. Cuma Seninle günü tatil geleceğim. tatil çok kısa ama ya. Üç günlük. Hafta sonuyla birleştirip beş yapacağım. Ha. <laughs> yarın mı gidiyorsun? Evet. Ya, ha. Tamam. Şey. E, nereye gidiyorsun? <laughs> Bodrum'a gideceğim. <laughs> Hadi bakalım. Hadi iyi tatiller. Çok teşekkürler. Sağ olun. Keşke Kuzey Avrupa ülkelerinde falan olsaydık. Böyle hep soft konuşurduk. Evet, ama olurdu. konular o kadar çok ki geçiyorum o yüzden. Hadi bakalım. Ee, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını konuşmuştuk bir önceki programımızda hançerlendiğini söylemiş, İmamoğlu'na göndermede bulunmuştu. İmamoğlu yanıt verdi, kendisini defalarca ve ısrarla aramış. Telefon görüşmesi yapmışlar en son bayramda. Bana kırgın olduğunu düşünmüyorum dedi. Öyle mi sizce, siz ne düşünüyorsunuz? <laughs> İmamoğlu öyle düşünmeyebilir ama Kemal Bey'in kırgın olduğunu artık herkes biliyor. Bence İmamoğlu da biliyordur zaten. Ekrem Bey biliyorsun o programda şey dedi. İlk defa burada açıklıyorum. İşte ben bayramda Kemal Bey'i aradım konuştum dedi ama Ekrem Bey bizi izlemiyor demek ki. Biz iki hafta önce ben burada söylemiştim. Ekrem İmamoğlu Kılıçdaroğlu ile görüştü diye. Hatta aynen böyle söyledim. Ee, daha önce aramış açmamış bu sefer de açmaz diye ararken pat telefonun açıldığını fark etmiş konuşmuşlar. E bence ikisi de şeyin durumu farkında. Yani Ekrem Bey de şeyin Kemal Bey'in kırgın olduğunun farkında. Kemal Bey de asıl derdinin Ekrem Bey olduğunu. Herkes biliyor. Bu öyle şimdi biliyorsunuz siyasetin bir kamuoyu önünde konuşulanları var. Bir de arka planda kulislerde konuşulanları var. Herkes kendi çevresi, eşi, dostu. Bu biraz, şey siyasetçilerle sanatçılarınkini çok benze, benzetirim. Sanatçılar da mesela çıkarlar. Hani şarkı söyler. Bir de bunların hayatlarında da şarkı söylediğini zannediyor. Öyle değil. Onların başka bir hayatı da var. Kendi hayatları oradaki kavgada Kemal Bey, Ekrem Bey'in parasal ilişkilerle kongreyi satın aldığını ve bununla ilgili elinde belgesi olduğunu söylüyormuş çevresine çok fazla. Yani kongreyi kaybetmekten ziyade parasal ilişkilerle bu tip işlerle bunun hal yani kendisinin gönderilmiş olmasına tahammül etmiyor. Ekrem Bey de hani ben elimde bir belge yok ama Kemal Bey'in elinde bunun belgesi olduğu söyleniyor ne kadar çok para kimlere ve ne kadar para altın dağıtı, dağıtıldığını çok yüksek paralar konuşuluyor delegeler etrafında falan filan neyse. Ama sonuçta CHP içerisindeki o kavga devam ediyor. Şimdi gruplaşmalar bu çerçevede işte Kemal Bey'in etrafına kimler toplanacak? Özgür Özel nasıl yapacak? Ee, Özgür Özel Kemal Bey'le mi daha yakınlaşacak? Çünkü orada İmamoğlu'na karşı bir şey de var. Yani İmamoğlu'nun tarzı pek CHP'lileri memnun etmiyor anladığım kadarıyla. O hançerler bence ben de devam edecektir ama dediğim gibi orada asıl hançerler Türkiye'ydi. Kemal Bey onu görmek istemiyor. Bir başka konuştuğumuz konu İmamoğlu Roma gezisiydi. Erdoğan bunun için tasarruf gerekçesiyle İmamoğlu'nu eleştirdi. İmamoğlu buna da yanıt verdi. Tasarrufu o mu bana öğretecek? Kendisinin 8 tane uçağı var. Kendisi israfın kitabını yazmış dedi. <laughs> haklı bir yanıtma sizce. İmamoğlu haklı. Yani... İmamoğlu'nun yaptığı yanlış eleştirme hakkı Erdoğan'a düşmez. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın böyle bir hassasiyet yok. Tam tersine siyaset ondan öğrendi bu işleri. Türkiye'de geçmiş yıllarda böyle şeyler yoktu. Geçmiş yıllarda Erdoğan'dan önceki iktidarlar döneminde biz böyle israf, böyle şey. Daha bugün tartışılan konuyu görmüşsündür. Şehircilik Bakanı Haseki, evet. Ankara'dan Kayseri'ye yangın şeyine ait, yani kendi bakanlığına ait bir uçakla gidiyor. Evine gidiyor, evet. Evine, evine gidiyor. saat Ankara-Kayseri dediğin otomobille iki, iki saat gidilebilecek bir yol. Belki 3 saat sürebilecek bir yol en fazla. Ama adam buna rağmen kendi bakanlığın uçağını Kayseri'deki evine gitmek üzere kullanıyor. Bugün şimdi yayına girmeden önce gördüm. Yok, evime gitmedim, açılışa gitmiştim. Maliyeti biraz daha düşük. Şuna bakar mısın? Yani... O yüzden Erdoğan'ın İmamoğlu'na söyleyebilecek bir sözü yok. Yani hakikaten de israf dediğimizde, kamu kaynağını siyaset açısından kullanma dediğimizde biz ne yazık Erdoğan'ı hatırlayacağız. Yani devlet imkanlarıyla seçim yapmak denildiğinde Erdoğan'ın kötü örneği kalacak insanların, kaldı insanların zihninde. Ya daha bak bugün gördüm. Yani o kadar şey ki herhalde Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan kendini psikolojik olarak şöyle görüyor. Ben bu ülkenin sahibiyim. Ben her şeyi harcayabilirim. Her şeyi yapabilirim. Hesap da vermem. Ama geriye kalan seçilmişlerin dikkatli olması lazım. Bu kadar da harur parman savrulmaz. Hani anlatabiliyor muyum? Böyle bir anladığım kadarıyla böyle bir psikolojide. Ya bugün buraya girerken okudum. Marif Vakfı'na 5 milyar para aktarılmış. Marif Vakfı dedikleri yurt dışındaki bu FETÖ cemaatten kalan okulları devralan vakıf. Resmi hiçbir yönü yok. Danıştay denetleyemiyor. Devlet kurumları denetleyemiyor. Bir vakıf var. Vakıf üyelerinin yönetiminin tamamı AK Partili milletvekili. Eski milletvekillerinden, eski yani AK Partilerden oluşuyor. Devlet böyle bir vakfa bugün 5 milyar lira para aktardı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kendi bütçesi oysa ki o evet. para. Bak Muz Cumhuriyeti'nde bile bu olmaz. Denetimden uzak, devletin kontrolünde olmayan, ne işin var senin Allah'ın sudanında eğitim işi cemaat? Başka kirli hesaplarla yapıyordu. Yani Amerika'nın, İsrail'in uşaklığını yapmak adına o bölgelerde bir anlamda casusluk işlevi adına okullar açmıştı. İnsan devşiriyordu kendi amacına. Peki sen şimdi FETÖ'yü kapattın aldın okulları. Ne yapıyorsun? Ülkedeki okulları mahvetmişsin. Ülkede eğitimi mahvetmişsin. Bugün üniversite mezunuyla ortalama bir lise mezunu yani Türkiye'deki şu andaki üniversite mezunları lise mezunu düzeyinde neredeyse. E, yeni bir fedat çıkarmışsın, matematiği mahv integrali kaldırmışsın, saçma zapan şeyler orta. Yani ülkendeki eğitimi mahvetmişsin ama oradaki marif şeyine, vakfına denetime kapalı ve AK Parti milletvekillerinin ağırlıklı AK Partilerden oluşan insanların kurdukları bir vakfa 5 milyar aktarıyorsun. Sonra dönüyorsun buradaki bir belediye başkanına, vay sen niye israf yapıyorsun, işte uçak. İmamoğlu konuda haklı. Ama İmamoğlu'nun haksız olduğu bir konu var. İmamo Ekrem Bey'i dinledim o programda. O da kendini savunmak için AK Parti örnek veriyor. Siz diyor Kore gezisi yapmıştınız diyor bilmem kaç yılında. Bundan 10-15 yıl önce. 300 kişi götürmüşsünüz bilmem kaç. 10 milyona yakın pound mu? Öyle bir şey harcamışsınız. E tamam. Zaten millet bundan şikayet ettiği için sana kızıyor. Yani sen öbürünü niye örnek veriyorsun ki? Ya sen kendi yanlışınla ilgili bir öz vermen lazım. Evet, düşünemedim, fark etmedim, yanlış yaptım, dikkat etmedim. Bundan sonra daha dikkatli davranacağım. Sen ne kalkıp öbürlerinin yaptıklarını kendine kendi yanlışına örnek gösteriyorsun ki? Ekrem Bey'in görmediği şu var. Evet, israf ve kamu kaynağı harcaması konusunda AK Parti'nin eline kimse su dökemez, bu iktidarın. Ama insanların, toplumun artık burasına gelmiş ve daha ahlaki, daha doğru düzgün bir siyaset bekliyor. O yüzden İmamoğlu'nun yaptığı bu kadar yüksek bir tepki topladı. Çünkü dediğim gibi Cumhurbaşkanı'nın 8 uçağını görüyor. işte Marif'e aktarılan 5 milyarı görüyor. Şehircilik Bakanı'nın evine giderken kullandığı bakanlık uçağını görüyor. Ulaştırma Bakanı'nın Almanya'ya giderken bir holdingin jetini kullandığı ortaya çıkıyor. Rönesans Renaissance... oldu. Uraloğlu. Evet, evet. Uraloğlu Rönesans Holding'in şeyiyle gidiyor. Bedava gittim diyor. Kim kime bedava buradan Almanya'ya götürür? Kaz gelecek yerden tavuk esirgememiş adam. Bir bakanla yakınlık kuruyor. İyi, alacaklı pozisyona gelmiş yani. O yüzden Ekrem Bey bir önceki iktidarların yanlışını yaparak kendi yanlışlarını meşrulaştıramaz. AK Parti'nin israfçı olması Ekrem Bey'in yaptığı yanlışı meşru hale getirmiyor. Ekrem Bey ki ayrı. Orada ben ondan daha daha akıllıca, daha şey beklerdim. Ama Ekrem Bey siyaseti çabuk öğrendi. Ama kötü anlamda öğrendi. Yani siyaseti genelde Türkiye'de dikkat ediyorsan kurnazlık yani kurnaz bir siyasetçi olduğunda helal olsun çok iyi siyasetçi diyorlar. Aslında çok iyi siyasetçi demek hakaret etmek anlamına geliyor bir anlamda. Yani çok affedersin işin yavşaklığını öğrenmiş, karaktersizliğini kabullenmiş, omurgasızlığını her türlü dalevereyi çevirebilir çok iyi siyasetçi oluyor. Genelde öyledirler. Hani Tayyip Erdoğan'a derlerdi ya abi adam siyaset dehası. Niye? Oyun kuruyor, onun şapkasını ona giydiriyor, oradan bir numara çekiyor. Ülkenin aleyhine olabilecek bir kararı bile kendi kazanması uğruna devreye sokabiliyor. Birbirine düşürüyor, toplumu yeri geliyor, kutuplaştırıyor. Ya ben bu ülkeye zarar veriyorum kutuplaştırma demiyor. Seçim kazanacaksa toplumu da kutuplaştırıyor. Ve ne diyorlar? Abi adam siyaset, siyaset dehası. Bu siyaset dehası değil ki. Bu çamurluk. Bu kendi çıkarını ülkesinin yararının daha üstün görmek. Bu ilkesizlik, bu değersizlik demek. Şimdi aynı şey giderek İmamoğlu adına da yayılıyor piyasada. Abi adam çok acayip siyasetçi. Hiçbir şeyi her şeyin altından kalkıyor. Bu İmamoğlu için çok felaket bir tablo. Yani ben Ekrem Bey'in yerinde olsam adam çok iyi siyasetçi lafından alınırım. Hı -hı. Ben küfür olarak alırım bunu. Ve şöyle demen lazım. Çok namuslu bir siyasetçi. Anlatabiliyor muyum? Çok ilkeli, çok dürüst, çok çok klas, Bu başka bir şey. Adam çok yani ülke ile ilgili çok doğru işler yap ama bu böyle bir iltifat alması lazım. Ama şimdi Ekrem Bey de anladığım kadarıyla çok iyi siyasetçi lafını bir iltifat alıyor ve o, o çerçevede kendini ilerletiyor. Ve oradaki verdiği cevaplar işte o, o da onu yapmıştı. Bu da bunu yapmıştı. İnsanlar da bak gördün mü adam nasıl şeyin altından kalkıyor. Ve bir de yani yeri geldi söyleyeyim öbür konuya geçelim. Ya utanmadan yalan söylüyorlar. Baktın mı bir tane CHP milletvekili Ali Emir miydi, Murat Emir miydi? Murat Emir ne, ne söyleyeceksiniz? Şunu söyledi. İmamoğlu savunuyor. Gözümüz içine bakarak yalan etti. Ben dinledim ya adamı. Özel uçak tutmamış dedi. Ali Mahir Başarır mı? Yok mi? Ali Mahir Başarır değil. Ali Emir olmasın. Murat, Murat Emir Murat o zaman. Murat Emir. Murat, Emir. Murat Emir. Evet evet. Murat Emir Ankara milletvekili olması Evet lazım. Ankara milletvekili. Ya mecliste konuşma yaptı. İmamoğlu dedi özel uçak tutmamış. Tarifeli uçakla gitmiş. Beni aradılar kardeşim, <laughs> beni aradılar. Biz dediler tarifleri uçakta yer bulamadık, özel uçak tuttuk diye. Adam mecliste konuşma yaptı. Kendisi de zaten reddetmedi ki bunu. Kendisi de reddetmedi ama adam meclisten konuşma yaptı ya özel uçak tutmamışlar diye. Ya Böyle bir rezil bir tablo var. Benim orada söyleyebileceğim birbirlerine te, te, şey, tencere senin dibin kara, ey gide benden kara. Bu. Ama İmamoğlu'nun buraya düşmemesi lazımdı. Muhalif seçmen bu işlerden bıktığı için, bu ilkesizlikten, bu devlet kamu kaynağı umursamazlığından, bu yandaşını kayırmaktan, bu devlet malını şey balttan parmağını yalar misali gösterilen davranışlardan millet bıktığı için artık İmamoğlu gibilere bir iltifat gösteriyor. Yoksa aynı olacaksa niye yapsın ki? Bir anlamı yok. Ben oradan şunu beklerdim. Düşünemedim. Dikkat etmedim. Fark etmedim. Evet. Sonra fark ettim ki yanlış bir şey. Ve kendi işine de zarar verdi. Gazetecilere de zarar verdi. Bundan sonra bir gerçek bir işe davet etsin kimse kolay kolay gidemez. Çünkü linç ediliyor insanlar haklı olarak. Bak ne diyor olimpiyat. Bir gün olimpiyat konuşulmadı ya. Bir gün yani hangi amaca matuf götürmüşsen o amaçla ilgili kimse ne yazı yazdı ne bir şey konuşuldu. Ve biz hala olimpiyatın ne olduğunu bilmiyoruz. O yüzden ben oradan ondan Erdoğan'a cevap vererek kendini temize çıkarma alışkanlığı edinmemesi lazım. Yani başkasının kötülüğü onun yanlışını meşru kılmıyor. Bunu öğrenmesi gerekiyor diye düşünüyorum. CHP ile başladık öyle devam edeyim. E, Gölge Bakanları ile CHP'nin bakanlar bir araya geliyorlar. İlhan Uzger ile Hakan Fidan görüştü. Şimdi Murat Bakan da Ali Yerlikaya'dan randevu talep etti. E, biz hem müzakere edeceğiz hem mücadele edeceğiz diyorlar diye. Bu da bir müzakerenin sonucu mu neler konuşuluyor? Ne anlamıyoruz. Kimse anlamıyor. Bugün bir sürü insan aradım. CHP'de tanıdıklarım vardı onları aradım. Eski siyasetçiler var onların. Anlıyor musunuz dedim CHP tam olarak ne yapıyor? Yani nasıl bir siyaset izliyor? Bakanlar düzeyinde görüşmeler. Ne alıyorsun, ne veriyorsun, ne konuşuyorsun? Ya arkadaş hiç mi senin mevcut tek adam rejimini meşrulaştırma diye bir derdin yok mu? Yani sen şunu demiyor musun? Arkadaş sen tamam önce bir buradan çık da demiyor musun? Bak ortalıkta şey konuşuluyor mesela. CHP AK Parti koalisyonu mu olacak diye şeyler konuşuluyor. Evet bakanlar verilecek. Bakanlar ha. verilecek. Ya böyle aptalca bir şey olabilir mi? Yani tek adam rejiminde koalisyon nereye oluyorsun ya? Böyle bir şey yok ki. Yani CHP'nin gücü mevcut iktidarın bu hali içerisinde oraya bakan vermeye yeter mi? Muhalif seçmen boğar onları. Biz sen biz sana Erdoğan'ın payandası ol diye mi oy verdik demeyecekler mi? Ha ne olur? Erdoğan gelir der ki parlament yani yapıyı değiştiriyoruz. Ben yetkileri azaltılmış bir cumhurbaşkanı olarak kalıyorum. Yeni yapıda sen de gel başbakan ol ülkeyi yönet. Bu anlaşılır. Hı hı. Bu, bu, yapılabilir. Bence iyi de olur. Ülke bir an önce bu yıkımdan çıkmış olur. Ama daha iki gün önce Erdoğan dedi ki hayır kardeşim geçmişi konuşmayacağız. Orası polemikten başka bir anlamı yok. Cumhur İttifakı devam ediyor. Peki neye gidiyorsun? Ne anla, ne konuşuyorsun? Bu kadar içli dışlı oluyorsun. Değil mi? Ne, ne yapıyorsun? Benim duyduğum... Sistemle duydum... ilgili problemleri yok demek oluyor. Bu. Evet sistemle ilgili yani Şimdi çok keskin bir çizgidir. Düzene muhalefet mi olacaksın? Düzenin içinde bir muhalefet mi olacaksın? CHP bu tavrıyla ben sistemin muhalefetiyim demiş oluyor aslında. Ben sistemle bir alıp veremediğim yok. Ben bu sistemin muhalefeti. Yani sistemin içinde bir muhalefetim. E şimdi çok meşhur bir söz vardır. Uçuruma giden bir trenin trene binip trenin içinde ters istikamette koşmanın kimseye bir faydası yok. Sonunda sen de düşeceksin o uçurumda. Şimdi öbür taraftan biz şunu anlıyoruz. Erdoğan'ın kaderi CHP'nin elinde. Nereden ne demek bu? Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2028'de muhtemel bir aday olabilmesinin tek bir yolu var. Meclisten erken seçim kararı çık çıkması. Erken seçim kararı da asgari 360 milletvekiliyle çıkmalı. Yani 5'te 3'ü. Öyle bir. Meclisin 5'te 3'üyle alınan bir erken seçim kararı. Orada bir tek yani diğerleri olmaz diye tahmin ediyorum. CHP'nin erken seçim, şimdi dikkat ediyorum, CHP ile ilgili eleştiriler var. Niye erken seçim çağrısı yapmıyor diye. <laughs> Diyelim ki bugün erken seçim çağrısı yapsın, Erdoğan da tamam desin, Erdoğan aday olabiliyor o zaman. Peki biz, herkes sesi düşünebilirler. Yani CHP böyle bir şey yapsın mı? Erken seçim çağrısı yapıp er, meclisi feshedip erken seçim kararı aldırsın mı? Erdoğan o zaman adaylık aday olma önü açılıyor. Şimdi benim anladığım Erdoğan'ın kaderi bir daha aday olup olmayacağı CHP'nin tavrına bağlı. Anladığım kadarıyla CHP'yi bir şekilde sistemin muhalefetine dönüştürdüler. Bakan, ve daha da vahim kon teyit edemediğim için burada çok açık kullanam, kullanamıyorum. Yani bir başka iki bakan arasında yani CHP'li gölge bir bakanla AK Partili bir bakan arasındaki bir konuşmayı dinledim. Bildiğin iş takipçiliği. Ya bizim şurada bir adamımız var onun ataması yapılmıyor. İşte şurada şu ihale var. Bizim arkadaşlarımız girmiş ama onaylanmamış. Onu onaylayın. Böyle şeyler konuşuluyor piyasada. Ya kardeşim sen nasıl bir muhalefetsin? Ne yapıyorsun? Gölge bakan ne? Türkiye'nin öyle bir durumu evcilik mi oynuyorsunuz? Çocuk oyuncağı mı? Gölge bakan ne ya? Adam dış politikayı belirliyor zaten. Sen gitmişsin oturdun, konuştun. Ne? ne aldın? Bizim bilmediğimiz sana ekstra bir bilgi mi veriyor ki? Hayır. Bilgi versene olacak o zaman doğal olarak sistemin muhalefetine dönüşmüş oluyorsun. Hiçbir şekilde anlaşılır bir şey yok. Ortalıkta böyle bir tuhaf dedikodular dönüyor. Erdoğan rengini belli etmiyor. CHP açıktan bir net bir tavır kamu yani muhalif kamuoyuna bir izahat borcu var CHP'nin. Sen tam olarak ne yapıyorsun? Bu görüşmelerle ne elde ediyorsun? Ne murat ediyorsun? Ve nereye varmak istiyorsun? İki, sistemle ilgili bir sorunun var mı yok mu senin? Kaldı mı kalmadı mı? Şah, şurada bir yıl önce parlamenter sisteme dönüş mutabakatı diye bir kitapçık bastınız. Evet. Değil mi? 6 parti olarak. Ağzına almıyorsun. Ne oldu? Kimsene yasakladı onu ağzına almayı. O yok. Bir anda bir güllük gülistanlık. Tamam uzlaşmayı hepimiz istiyoruz. Diyalog hepimiz istiyoruz ama diyalog uzlaşma. Hukukta olur, demokraside olur, insan haklarında olur. Ekonomik refahta olur, Türkiye'nin düzlüğe çıkarılmasında olur. Uzlaşma gidip de teslim olmak da olmaz ki. O kayığa binmekle olmaz ki. Mevcut sistemi meşrulaştırmakta uzlaşma olmaz ki yanlışların ortağı olmakta da olmaz ama dediğim gibi CHP tam olarak ne yapıyorlar anlamış değilim. Yumuşama sanki CHP tarafında var da hükümet tarafında yok gibi de bir durum var yani. Hükümet tarafında sözde var. Evet sözde var. Eylemde yok. Eylemde yok. Eylem hiçbir konuda yok. Osman Kavala konusunda olmadı, geziciler konusunda olmadı, içeride bağımsız yargı meselesinde olmadı, Sinan Ateş cinayeti ortada kaldı, orada olmadı, Ayhan Boran meselesinde emniyet bir kısım emniyet mensupları suç örgütlerinin ortağına dönüşmüş. Orada olmadı. Doğru düzgün bir yargısal reform dediğimiz bağımsız yargı orada olmadı. Emekli maaşında olmadı. Hiçbir yerde olmadı. Nerede var? Abi biz çok güzel bir e, Türkiye hayal ediyoruz. Siz de ortak olun. Nedir hayal ettiğin Türkiye? Belli değil. Ne tam olarak neyi murat ediyorsun? Rejimi değiştirecek misin? Yok rejime dokunamayız. Tek adamdan vazgeçecek misin? Yok onu da tartışamayız. Peki Cumhur İttifakı'nı bitirecek misin? Yok ay Cumhur İttifakı'nda da çok razıyız. E ta, o zaman ne istiyorsun ki? Tam olarak neyi talep ediyorsun belli değil. E burada da böyle bir şey hani birinci olmayı hazmedememiş o ağırlığı taşıyamayan muhalif toplum kesimdeki dirayeti ciddiyeti kendi üzerinde hissetmeyen bir CHP var. Sevindirik bir halde böyle bir bakancılık oynayan, hakikaten biz çocukken oynardık hatırlar mısın? Evcilik oynardık böyle. <laughs> Tabii ki. Ha, evcilik oynuyorlar ya. Ne, şey bakan e, gölge kabine diye gidip muhatabıyla görüşüyor. Ne görüşüyorsun? Ve, ve en vahimi bütün bu tarzın bu şeyin sistemi meşrulaştıran bir yönünün olduğunu görmemesi. Bir önceki programımızda e, İsrail'in refah yönelik saldırılarını konuşmuştuk. Bu Erdoğan'ın da gündemindeydi. E, şey söyledi. Ya yani çok sert bir açıklama yaptı. ABD'yi bu e, savaşa katliamı ortak olmakla, AB'yi de sessiz kalmakla suçladı. E, ey Birleşmiş Milletler. Soykırımı durdurmayacaksanız ne işe yararsınız gibi bir açıklama yaptı. Diğer taraftan bir sonraki ay G7 zirvesi yapılacak. Erdoğan buna davetli. Hem Erdoğan'ın bu sert çıkışını hem de G7 zirvesine davetli oluşunu nasıl yorumluyorsunuz? Ne de, konuşulacak evet. orada? Ben de izledim Erdoğan'ın grup konuşmasını. Ben de başkaları gibi vay falan görmedim. Ben çaresiz bir lider gördüm orada. Yani yapabileceği söz hiçbir şey yok. Bir sözü yok. Dünyada bir etkisi yok. Normalde baksan dünyada oyun kuran ülkesin. Ama feveran ediyorsun. İsrail'de çocuklar ölüyor. Niye? Kimse sesini çıkarmıyor. E çıkarmıyor. İslam dünyası siz niye duruyorsunuz? E sen duruyorsun. Ne yapabilirsin ki? Ne yapacak İslam dünyası? İlişkisini keser. Sen de daha şurada 20 gün önce kesebildin ticaretini. Hala diplomatik ilişkiyi de kesmemişsin zaten. E, benim gördüğüm bir çaresizlik vardı orada. Yani yapabileceği hiçbir şey yok. İşte kendi gerçekten üzülüyor olabilir, vicdanı sızlıyor olabilir Filistin'deki çocuklara, kadınlara. Bir vicdan rahatlatma, bir de hamasetle iç kamuoyunu yönetme konuşması. Mesela şu anda yanlış okumadıysam bugün okudum. İsrail'in petrolünün yüzde kırkı Azerbaycan'dan gidiyor. Hatta bir bizim Bakü Ceyhan üzerinden gittiği de söyleniyor. Bunu teyit etmedim ama. E sen İslam dünyasına sesleniyorsun. Kardeşin Aliye'ye bir cümle edebiliyor musun? Hayır. Ya anlatabiliyor muyum? Yani devletler böyle duygusal ilişkilerle yürümüyor. Gücün varsa sözünün ağırlığı var demektir. Gücün yoksa kendin bağır, kendin çalır, kendin söylersin. Peki gücün ne demek? Ekonomik gücün olacak, finansal özgürlüğün olacak, askeri gücün olacak, toplumsal barışın olacak, çok güçlü bir toplumsal yapıya dahil mensup olacaksın, çok güçlü bir devlet kurumsal anlamda bir yapıya mensup olacaksın, o zaman ağırlığın olacak. Dünyada söz sahibi olmanın tek bir yolu var. Dünyaya kattığın değer, ürettiğin mallar. Hı hı. E böyle bir şeyin var mı? Yok. O zaman Birleşmiş Milletler'e bağırabilirsin. Erdoğan 2011'den beri dünya 5'ten büyüktür diyor. Tamam, çok şık bir slogan. E var, somut bir getirisi var mı? Hayır. Bir değişim neden oluyor mu? Hayır. Dünya ipliyor mu? Hayır. Niye? E çünkü anlamı yok sözünün. Anladın mı? Benim burada Diyelim ki Erdoğan'a şimdi buradan bir meydan okusam en fazla ciddi alırsa mahkemeye veriyor zaten. Başka da bir şey bir anlamı oluyor mu benim? Bir gücüm yok, bir yaptırımım yok. Erdoğan'ınki de benzer bir durum. G7'ye çağrılması çok ilginç. Şimdi G7 ülkeleri İtalya, İngiltere, Amerika, Japonya, Kanada, Almanya. Bu, bu, bu dönem toplantı baş, G7'nin başkanı olduğu İtalya'da yapılıyor. Erdoğan da davet edilmiş oraya. Şimdi tek başına Erdoğan davet edilse başka bir anlamı olabilir. Ama aynı zamanda Birleşik Arap Emirlikleri kralı da davet edilmiş, ama aynı zamanda Suudi Arabistan lideri kralı da yani şey e, prensi de davet edilmiş. Çok ilginç bir tablo. Ya Orta Doğu'yu konuşacaklar yeniden. Yani bizim şeyimizi başımızdaki bu. Rejim değişikliği, yani Birleşik Arap, Arap Emirlikleri'nin adını gördüğüm yerde ürküyorum. Niye? Çünkü Birleşik Arap Emirlikleri Orta Doğu'da Batı'nın tetikçiliğini yapan bir devlet. Hani bizim 17 Temmuz'un, 15 Temmuz'un arkasında da Birleşik Arap Emirlikleri var demişti ya, evet. İktidar. İki, Tayyip Erdoğan'ın 2023 23 adaylık organizasyonu dediğim benim hep Birleşik Arap Emirlikleri ile başlamıştı. Yani Tayyip Bey 2020'de adaylığına karar verildiğinde Türkiye'yi ilk Birleşik Arap Emirlikleri kralı şeyi e, prensi midir nedir onlarınki o ziyaret etti. Ardından İsrail Cumhurbaşkanı ziyaret etti. Ardından Suudi Arabistan kralıyla görüştü. Ardından NATO Genel Sekreteri. Ben o zaman dedim Erdoğan'a karar verdiler bunlar. Erdoğan kazanacak. Belli ki senaryoyu oyunu buna göre kuruyorlar. Şimdi aynı şey burada oluyor. Baktım içerik neymiş? Niye toplanıyorlar? İki tane temel konu var ama bence o görünen iki temel konu. Bir, Çin'le ilgili dünya çapında yani Çin'i bloka etme politikalarını pekiştirmek ve daha güçlendirmek. İki, Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna lehine gücü daha da artırmak. Şimdi belli ki Türkiye'yi Rusya konusunda da sıkıştırıyorlar. Yani işte bir ara yaptırım konuştu. Bankalar hala şunu yapıyorlar. Birkaç gün önce bir yaptırım gördüm. Amerika Dışişleri Bakanlığı... Türkiye bankaları tehlikeli soruda dolaşıyor. Yaptırım uygulayabiliriz falan diye Ukrayna ile. Belli ki orada Türkiye'yi de zorluyorlar Ukrayna'ya ve Türkiye'nin önü biraz şey. Zaten böyle konuşmalar yaptıktan sonra öyle G7 zirvesine davet edilmiş olması ancak ancak var olan bir politikanın şeyi olabilir. Tebliğ edilmesi. Evet sen de sana da şu rol düşüyor sen de şunu yapacaksın diye. Umarım Türkiye için karanlık bir tablo çıkmaz onun sonunda. Hemen sınırımızda da haftaya Suriye'nin kuzeyinde yani YPG bir seçim yapacak. Erdoğan bununla ilgili de teröristten kurulmasına izin verilmeyecek dedi. Bahçeli'ye göre de Esad rejimiyle işbirliği yapılmalı. Orada neler dönüyor? Çok kötü bir durum bence orası. Yani Türkiye karanlığa sürükleniyor. Vaktinde bir düğmeyi yanlış iliklediler onun faturasını ödüyor diye geliyoruz. Şimdi önümüze çok daha ağır fatura çıktı. Neydi o? Suriye politikası. Suriye politikası Türkiye'nin belini kırdı. Bak, öyle böyle bir yanlış değildi. Bugün anlıyoruz ki zaten Suriye politikası boşuna rastgele yapılmış bir politika değil. Adamlar aynı anda böyle domino etkisi yaratacak bir politika izliyorlar. Suriye'yi ortadan kaldıralım derken Tayyip Bey'i de dahil ederek Türkiye'nin de beraber belini kırmak. Ne demek o? Bir tanesi şimdi Suriye savaşı başlamadan önce PYD'nin başkanı Salih Müslim Türkiye'nin en yakın müttefiklerinden bir, biriydi. Çünkü iti de okumuştu. Ve Türk çok da iyidir Türkçe. Yani bizim evladımız gibiydi. Bu kadar. Dışişleri Bakanlığı'na giderdi, görüşürdü. Oradaki PYD'nin. Sonra bir gün bu çok bilinen bir şey. Bunu defalarca daha önce de anlatmıştık. Dış, Tay Tayyip Erdoğan Esad'la Suriye politikasında ayrışınca ve ÖSYÖ'yü örgütlemeye kalkınca Esad'ın üzerine Salmak çünkü aklında Emevi camiinde bir namaz kılma hayali vardı. Yani Suriye'de bir İhvan hükümeti kurarız aklınca. Mısır'da bir İhvan, Suriye'de bir İhvan, bir de biz burada İslamcı, Orta Doğu'da İslamcılık hayali görüyordu. Mahvetti o hayali ülkeyi. Neyse, Esad'ı devirmeyi kafaya koymuş ama kendi fikri değildi. Ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, yanılmıyorsam, Bush'tu o zaman. Bush'la toplantısına giren birinden dinlemiştim. Üçüncü şahıslardan değil. Bush Tayyip Erdoğan'a diyor ki, ta o zaman kaç, işte 2008 miydi, neydi? 2007, evet, 2007 veya 2008. Yani Bush'un bitme son dönemi. Ee, Suriye'yi halledin diyor Tayyip Bey'e. Masadaki den dinledim, direkt böyle, hiç abartısı söylüyorum. Tayyip Bey de diyor ki, ya bence yanlış yapıyorsunuz diyor. Suriye'de diyor, Esad'dan daha iyi birini bulamazsınız. Bush da diyor ki, siz o işlere karışmayın diyor. Hı. Siz diyor Esad'ı halledin. Tayyip Bey geldi. Aslında ben çok iyi hatırlarım. O dönem biraz direniyordu. Fakat FETÖ'yü kullandılar. FETÖ sabah akşam gazetelerinden ve televizyonlarından Türkiye Suriye'ye niye müdahale de bulunmuyor? Türkiye Suriye'ye niye müdahale bulunmuyor? Bu İsrail ve Amerika içeride bir FETÖ propagandası. Ben hiç unutmam o dönem bir yazı yazdım. Harris gazetesi Ekrem Dumanlı'yı niçin öptü diye bir yazım vardır. Çünkü Harris gazetesi Zaman gazetesinde Ekrem Dumanlı bir yazı yazmış. İktidara sen niye Suriye'ye müdahalede bulunmuyorsun diye bir yazı yazmıştı. Harris gazetesi de Ekrem Dumanlı'yı manşet yapmıştı. Bak FETÖ o kadar bastırdı ki içeride kampanyalar yaptı. Sınıra bir PYD bayrağı koymuşlardı hiç unutmam. O PYD bayrağıyla bir fotoğraf çekmişlerdi. Zaman gazetesi manşet yaptı. Sınırımızda Kürt devleti kuruluyor Türkiye sessiz. İşte orada Mevlid Kandili gecesinde bir bombalama olayı oldu. Bütün FETÖ medyası Suriye'de Müslümanlar katlediliyor. Türkiye sessiz. Tayyip Bey şöyle dedi. Galiba beni FETÖ ile yiyecekler. En iyisi ben dalayım. Hı hı. Hani bir anlamda aldı Amerika'dan rolü. Sen bunu yapacaksın dediler. O da direnemedi. Direnebildiği kadar direndi. Vakti olmuyor geldi. Bari İslamcılık hayalimi sürdüreyim bari buradan dedi. Yani nasıl olsa girdim. Hani bari kendi planımı uygulayayım. Bu sefer de Emevi Camii'nde namaz kılma. O dönemde Salih Müslüm'ü çağırıyor Tayyip Erdoğan. Bu yıllarca anlattık biz bunu. Şimdi konu geldiği için tekrar anlatıyorum. E, PYD lideri diyor ki Ö e, Öso diyor, birlik ol. Esad'a diyor karşı savaşın diyor. Salih Müslüm diyor ki yapamayız. Bizim öyle bir gücümüz yok eğer diyor Esad'a bir olup Esad'a karşı savaşmazsan diyor seni terör örgütü ilan ederim. Siz bilirsiniz diyor ve çıkıyor. O gün terör örgütü ilan ettiler PYD'yi. Orada düğme yanlış yüklendi. Sonra biz benim gibi birkaç kişi biz yazılar yazdık. Ya kardeşim Suriye politikanız yanlış. Siz daha kendi içerinizdeki Kürt sorunu çözebilmiş değilsiniz. Bak orada da aynen Irak gibi bir Kürt bölgesi çıkacak ve bu sizin başınızı çok ağartacak diye yazılar yazıyorduk. Ben başkaları bir sürü. Ben ki ben yazdığım için çok hiç unutmam. O dönem Ahmet Davutoğlu'nun o zaman Dışişleri Bakanı bir demeci vardı. Her kim ki Suriye'de bir Kürt devleti kurulacak diyorsa cahildir. Çünkü Suriye'de devlet kuracak kadar Kürt nüfus yok. Hiç unutmam bunu. Ve o gün başlayan o düşmanlaştırma sonunda PYD'nin PKK ile içli dışlı olması ardından Amerikan ile iş tutup Amerika'nın silah pompalamasıyla beraber bir orduya dönüşmesi ama daha önemlisi şimdi anlıyoruz. Yani bu işler o kadar birbiriyle itibattı ki. Hani diyoruz ya, Irak'ta Kürt bölgesi çıkarmak Suriye'de. Şimdi Suriye'de bir Kürt bölgesi çıkarmaları lazım. Fakat o bölgede Kürt nüfus azınlıkta. Ne yaptılar? Bütün Arapları bize mülteci olarak, sığınmacı olarak kakaladılar. O bölgede Kürtler çoğunluk oluşturdu şimdi. Yani mülteci da aslında. Sadece yani Suriye'yi dağıtmanın temel amacı bir Kürdistan da aynen Irak gibi. Hamiliğini kime verdiler? Orada teröristten kurdurmayız. Suriye'nin toprak bütünlüğü bizim kırmızı çizgimizdir diyen Tayyip Erdoğan'a yaptırdılar hamiliğini de. Suriye'yi dağıtma yani Suriye'deki Kürdistan'ı çıkarma hamiliğini Tayyip Erdoğan'a verdiler. Şimdi geldi önümüzde kapkara bir tablo var. Nedir o? PYD yani Amerika'nın dayayıp döşediği silahlarla karşımızda Amerika ile savaşın eşiğine geleceğiz muhtemelen. Çünkü PYD 11 Haziran'da seçimleri yapıyor. Yerel seçimler. Bu ne demek? Özel yönetime geçiyoruz demek. Dün Esad bir açıklama yaptı. PYD ile Kürtlerle konuşabiliriz demek. Geçmiş olsun Türkiye. Yani Esad bile ...muhtemelen bir özelliği kabul ediyor. Tamam. Ne yapacaksın? Karşında en az 40-50 bin silahlı ordusu olan... ...senin içeride örgüt dediğin, terörist dediğin yapı... ...hemen dibinde devlete dönüşüyor. Suskun mu kalacaksın? Peki saldıracak mısın? Saldırırsan kendi Kürtlerinle ne yapacaksın? Ya bilerek yaptılar. Bilerek ülkeyi yaktılar... Her kim ki bana Tayyip Erdoğan biz Suriye'yi 2011'de paramparça ettiğimizde burası bizim başımıza bela olur. Bilmeden yaptı derse ona derim ki aptalsın. Bunu hiç kimse bilmeden yapamaz. Bilerek yaptırdılar. Suriye'yi dağıttırdılar, parçalattırdılar. Döndüler şimdi karşımızda ve Türkiye şu anda çok karanlık bir noktayla karşı karşıya. Çünkü bizim orada 15 bin yakın askerimiz var. Karşımızda Amerika'nın dayayıp dış bir 50 bine yakın PYD'li şey var. PKK ile işli dışlı. PKK silah bırakmadığı için PYD biraz daha orada mesela PKK ile işli dışlı olmazsa Barzani gibi bir diyalog da kurulabilir. Bize ne oradaki Kürtler bizim akrabalarımız deyip sıcak bir ilişki de kurabiliriz. Ama bu da yok çünkü PKK çok işli dışlı o zaman ne yapacaksın? Diyelim müdahale yaptı. Öyle diyor ya Bahçeli. Peki o zaman bu domino farklı gibi diyor. içeride bir karıştıracak demektir. İçeride biz başka bir Türkiye ile karşılaşacağız. Ben bunların kafasında bir şey var. Bunlar bizi bir yere sürüklüyor. Yani böyle bu böyle normal gitmez. Erdoğan'daki bu sakinlik, CHP'deki bu evcilik oynama, siyasetteki bu çocuk oyuncağı bunlar hep beraber bizi bir yere sürüklüyorlar. Yani ba bana öyle geliyor ki bunlar hepsi biz kaderimizin farkında. Ne olduğunu biliyorlar. Sadece kendi aralarında böyle lak, lak, lak ederek bize böyle bir şey yokmuş algısı yaratmaya çalışıyorlar. O yüzden çok tedirginim. Türkiye çok kapkaranlık. Hani o PYD oradaki silahlı örgüt giderek bağımsız yapıya kavuşması, Türkiye'nin onu kendine düşman bellemesi, o düşmanlığın karşısında arkasında Amerika'nın olması geçmiş olsun diyorum. Umarım bu G7 bununla da ilgili değildir. Evet. Başka bir konuyla ilgili sorun var. Onu da sorayım. Ayhan Bora Kaplan soruşturması ile ilgili bir gelişme oldu. Yurt dışına kaçan gizli tanık Serdar Sertçelik ayağında şey şeyle kaçmıştı. Kelepçe vardı, elektronik kelepçeyle o yakalandı Macaristan'da. Diğer taraftan Sinan Ateş cinayetinde ismi geçen Olcay Kılavuz da Meclis Başkanlığı danışmanlığı görevinden alındı. Bu ikisinin Bahçeli ve Yerlikaya görüşmesininle ilgisi var mı acaba? Onun sonucu mu? Ee, ve şeyin yakalanması, serçeliğin yakalanması davanın seyrini nasıl etkiler? Onu bilmiyoruz. Eğer isterlerse onlar... Hani Üzlü... göstermelik bir yakalama. Evet, yani çok Bilmiyorum. tepki aldım. Bir şey söyleyeceğim kamuoyuna. Bir avuç gazeteci memlekette ee, bir cinayetin ve bir organizasyon örgütünün operasyonun üzerinin örtülmesini engelliyor. Bir avuç gazeteci. Bak yazdık, çizdik, konuştuk. Herkes bir taraftan ucundan tuttuk, anlattık. Sonunda Ol Olcay Kılavuz ayrılmak zorunda kaldı. Ha bizden dolayı değil. O kendi orada bir saçmalık yapmış. Halk TV'ye demeç vermiş diye attılar. Ama bu belli ki MHP üzerinde bir stres oluştu. Kamuoyu baskısı. Yani artık sahip de çıkamıyorlar. Ben mesela Olcay Bey'i umarım başına bir şey getirmezler. Hani ipin ucu daha ileri gitmesin diye. Bu Serdar olan kelepçeli itirafçının getirilmesi dediğim gibi orada bir kapatamıyorlar çünkü yani biz biz hepimiz gözümüzü dikmiş sonuçları görüyoruz. İçeriden de bilgi aktaran da var kapatılmasını istemediği için birçok insanlar ama kapatmak isterlerse kapatabilirler. Ama bir taraftan böyle bir tutuyorlar ellerinde anladığım kadarıyla. Bir taraftan sürdürmeye çalışıyorlar. MHP ile ilişkisini kesmeye çalışıyorlar ama başka bir el el altından bilgiler aktararak kamuoyu oluşturmaya çalışıyor. Ne demiştim bir hatırlıyorsan birkaç hafta önce. Tayyip Erdoğan galiba kendi yapamadığını bize yaptırıyor. Yani MHP'yi terbiye etme görevini bize verdi. El altından belgeler aktararak medyaya MHP'ye iyi terbiye ettiriyor. Sinan Ateş cinayetiyle ve Bora Kaplan operasyonuyla. Muhtemelen bu da öyle bir şey. Yani MHP'ye şunu, abi ben ancak bu kadar tutabiliyorum, ne yapabilirim ki? Diyerek, bak çok üzerime geliyorlar, bende mi ser, hani Falan MHP'yi kendi kontrol altında tutma çabası olarak görebiliriz. Tamamdır. Son bir sorum daha var. E, Oktay Tabur İzmir'de Bölge Adalet Komisyonu Başkanı kendisi. Çok lüks bir makam odası var. Bunun yanında da bir dinlenme odası. Duvarında da 20'den fazla e, silah. Arkadaşımız onu ekrana da getirebilir. Çok ilginç bir Getirsin fotoğraf Furkan, çünkü. Evet. Ee, bir hakimin, bir yargı mensubunun dinlenme odasına bu kadar fazla silah koleksiyonun olması normal bir şey mi? İçeri girip çıkan hiçbir hakim ya da savcı ya da birileri e, rahatsız olmadı mı acaba bu durumda? Olmamış. Durumdan? Fotoğrafta görüyoruz zaten. Yanında oturan teftiş kurulu başkanı. Ülkenin geldiği noktaya bak. Ülkede her yıl ruhsatsız silahla öldürülen insan sayısı 4, kaç? 4500 bin 500 bireysel silahla öldürülen. 17 milyona yakın ruhsatsız silah var. Bir de ise silahlanma. Ve bu ülkede bir hakim odasını cephaneliğe dönüştürmüş. Ne yapacaksın? Şiddeti teşvik ediyorsun. Bu nasıl bir şiddet aşkı? Yani nasıl, neyi hayal ediyor ki o silahları kime dağıtacak? Nasıl bir durum olduğunda? Bir insan delirmiş olması lazım. Duvarını silahlarla tabloya dönüştürmüş olması lazım. Önleden sonra gördüm Adalet Bakanı açıklama yapmış. Soruşturma açıldı diye. E zaten o tarafta oturan teftiş kurulu başkanı rahatsız olmamış kalkarak Kikir gülüyorlar. <gülüyor> yani teftiş kurulu başkanı orada soruşturma demek ki medyaya mal olmazsa umurlarında değil. Böyle şeylerden rahatsız olmuyorlar. O yüzden arkadaşlar bunun şunu görmesi lazım izleyicilerin. Ya bir avuç gazeteci sizin adınıza bu ülke için kavga veriyor. Yani Timur Soykan o haberi çıkardı ortaya. Timur Soykan ona haber yapmamış olmazsa. Teftiş kurulu başkan orada oturdu abi. Rahatsız olmuyorlar böyle şeylerden. Siz o gazetecilere ağzınıza gelen lafları ediyorsunuz. Bir yanlış yaptığında yere, Bak bir avuç gazeteci muhalefetin yapmadığını yapıyor. Siyasetçilerin yapmadığını yapıyor. Ülkeye sahip çıkma. Aman kurumlar, aman ülke, aman yargı, aman demokrasi, aman cinayet çözülsün, sesine ateş kalmasın diye. Ve koskoca bir ülkedeki hakim bir de arabasından bahsediliyor. Porsche'si var. Porsche'si var. Bir hakimin. Yani duvarda silah, altında Porsche ve hakim. Fiyatlarına baktım tam anlayamadım. Bazıları 8 milyon, bazıları 10 milyon. 8 Dedim milyon bu mevzuları ben çok bilmiyorum. 8 Dedim, milyon TL'dir herhalde daha fazladır. Olabilir. Tabii daha yüksektir. Ama Model, dediğim gibi çürümüşlük herhalde. at safhada yani ne yazık ki. Ee, ve görevden almak yani hemen soruşturma açıyoruz. Nasıl bir 200 200'lülük? Nasıl bir 200'lülük? Haber olması almayacaksın demek ki. Zaten dediğim gibi teftiş kurulu başkanı orada oturuyor. O hakim aynı zamanda Raip bransının da davasına bakan hakimmiş. Ha tamam ben bunu bilmiyordum. Öyle miymiş? Evet, Ödün almıştır demek ki. Evet. Öyle kolay öyle yerlere kolay kolay gelemez yani. Doğru. Peki. çok teşekkürler. E, izleyenlere hatırlatmamı yapmamıştım. Eğer beğenirlerse beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazlarsa çok seviniriz. Ben haftaya görüşmek üzere. Siz Haftaya, pazartesi. cuma görüşün. Haftaya cuma geleceğim. Ha sen cuma günü döneceksin. Evet siz Doğru pazartesi. cuma günkü programda. Evet. Tamam. İyi Sana iyi tatiller diliyoruz. Çok teşekkürler. Da, i̇yi tatiller demiş olayım. Sevgili izleyiciler bir aksilik bir terslik olmazsa pazartesi sabah ben karşınızda olacağım. Bakalım Melike siz nasıl yapacakmışım göreceğiz hep beraber. Hepinize şimdiden iyi bir hafta sonu diliyoruz.